Peki buyurun Sayın Güçler. Evet Yani e, dolayısıyla tutup da hani Yunan uçaklarının e, efendim gidip Aselsan'ı vurması ya da köprüleri vurması gibi bir seçeneğin bu noktada e, çok da mümkün olmadığını zaten Sayın Karakuş da ifade ettiler. Biz de buna katılıyoruz. E, ancak şunu ha, da söyleyeyim. Ben söyleye topyekun olur diyorum bakın. Yani evet. olursa savaş topyekun olur hedefleri buysa gelirler onu söylüyorum. Evet. Yani topyekun bir harpte de o kadar çok uçağın Anadolu'nun içlerine kadar girebilmesi de çok da mümkün değil. Bu amaçlar her zaman Topyekim kuvvetlerinin yani yanı bu, yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Hayır. 200 tane taarruz uçağı geliyorsa tamam, 20'sini önlersiniz, 30'unu önlersiniz, 170'i bombasını bırakır. Onu söylüyorum. Sayın bayraklı'nın itirazı değil var de, sanıyorum. De, buyurun. bu durumda 200 uçağınız sizin de taarruza gittiğinde. Sizin de 200 uçağınızın bir kısmı düşer ama 180'i bombalar. O, o savaş böyledir hava savaşı. Mukabil hava harekatı Bak, diye bir şey var değil mi e, Sayın Komutanım? Mukabil hava harekatı diye bir şey var Bakın, değil mi? Bakın ne diyorum. Mukabil hava harekatı söylediğim gibi işte e, bir şekilde hava savunma birlikleriniz füzelerinizle Yunanistan'ın 20-30'unu, 20 uçağını, 30 uçağını düşürürsünüz. Ama 170'i gel. Hava hava biliyorum. muharebeleri diye de bir şey var değil Biz mi komutanım? Bir şekilde. Bakın söylüyorum. Sizin gücünüz yardımcı evet. olduğu Sayın Karakuş aktörde, bir Eray Bey'i de İstanbul dinleyelim. ...gözü alamaz. Yani, Sayın Bayraklı'nın da itirazı yani var çünkü sizin sözlerinizde. Yani burada sadece mi? hava savunma sistemleri düşman hava uçaklarına karşı kullanılmaz. Bunu siz de biliyorsunuz. Kendi hava kuvvetlerimiz de kullanılır. Dolayısıyla yani burada... E, Yunanlıların tutup da yani bunlara tabii girmek bile istemiyorum ama yani böyle topyekün gelip de Anadolu'nun işlerine girmek gibi bir hava harekatıyla bütün hava kuvvetlerini riske kaybetme riskini atacaklarını da düşünmüyorum. Onu da size söyleyeyim. Ama sonuçta şu var. Şu Hayır ben... öyle bir şey yok. Yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz söylüyorum bu konuyu bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın. Güler, ya devam siz bakmayın. Yani yapın. söylediklerinizle yani sağa gerçeklikleri bakmayın. çok örtüşmüyor. Bir de, Sayın şunu, şunu, yani burada Türkiye'nin gerekli e, hava savunma sistemleri de var. E, efendime söyleyeyim hava gücü de var. Yani burada sanki öyle bir hava bakın, yaratılıyor onu da ki. Müsaade edin bakın. Sayın Karakuş bir müsaade edelim bir konuklarımızı dinleyelim. Yani, Sayın güçleri evet, ayrı dinlemek istiyorum. Sayın Bayrakçı'ya da. Ben hava yanlış, gücü anlaşılmış. yok. Hava gücü çok zayıf. Sayın zayı... Karakuş bir ee, müsaade edin efendim, bana geleceğim. E, sanki Bakın, Türkiye, Türkiye bu noktada Yunanistan hava gücünü hava üstünlüğünü ele yanlış geçirmiş konuşuyorsunuz. Ya siz ben benim söylüyorsunuz. Benim ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben onu anlatmaya. Benim söylediğimi çalışıyorum. anlamamışsınız. Yani bilemiyorum, ya bilemiyorum anlaşılan bu. Söylediğimi anlamamışsınız diyorum. O zaman buyurun doğrusunu Hayır, ben, anlatın. Benim söylediğimi anlamamışsınız. Peki Şimdi bir daha, daha anlatın o zaman neymiş mesele <laughs> 200 sava 200 uçak biz kaldırdıysak bombardıman uçağı e benim Yunan savunması 20 30'unu düşürür diyorum. Ee, bizim de oradan gelenlerin de 20 30'unu belki 40'ını düşürürüz diyorum. Ama 160'ı gelir, hedefini vurur diyorum. Bu savaş hava savaşı böyledir. Yani iki kuvvet çarpışmaya devam eder. Öyle bir sortuyla olmaz bu iş. E benim işte bir günde en az üç sortu, dört sortu olur. Ertesi gün olmaya devam eder. E benim kimin hava gücü biterse oyun biter. Evet. Hava yani Toybay ya bu... Sayın böyle da dinleyeyim. Yoktur. Sayın böyle güçler şey. biliyorum size de haksızlık Şimdi oldu ama bir bak Sayın Bayraktar'ıyla Savaşlar olmuyor dünyada. Yani devletler arası savaşlarda top e, topyekün savaş olmaz sürekli çatışmalar olur efendimsin bölgesel çatışmalar olur. Dolayısıyla hemen devletler arası gerginlikler hemen topyekün savaşa geçmez. Neden geçmez? Bu siyasi bir karardır aynı zamanda. Yani diyelim ki Yunanistan'la Türkiye arasında bir iddialaşı sırasında bir uçak düştü. Yanlışlıkla bir şey oldu. Hemen devlet savaşa girmez. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da işte Doğu Akdeniz'deki bizim gemilerimiz arasındaki O ayrı. O e ayrı. Tabii yani. O ayrı, söylediğiniz ayrı. Tabii, devre yani dolayısıyla. O söylediğiniz ayrı. Bu bu savaş hemen öyle topkökün bir savaş olacaktır diye beklememek lazım. Ya bakın. Bakın bu o söylediğiniz ayrı. Zaten benim söylediğim, benim söylediğim siyasi karar alınmış. Herhangi bir şekilde bir Yunanistan'la savaşma söz konusu haline gelmiş. Ben ondan bahsediyorum. Yani Peki. öyle işte Ege'de efendim işte hava muharebesinde bir uçak düşmüş bir şey olmuş ondan bahsetmiyorum. Ya tabii şimdi mesela Rus Rusçaasınıyorum. Yani, ettiğim, yani benim söylediklerim kağını, anlaşılmıyor ona biliyorum. Sonuçta savaş çıkmadı. Neden? Çünkü evet. iki de iki iki taraf yani Hayır, Yunanistan Bir ben... sayın Bayraklı'yı dinleyeyim sayın her Ne Karakış, kadar lütfen. Yunanistan Türkiye'ye karşı milliyetçi söylemler, provokatif söylemler kullanıyorsa da oradaki siyasetçiler de hesap yapıyorlar. Yani onlar da günün sonunda bir rasyoneliteye sahipler. Biz Türkiye'ye karşı bu adımları atarsak bunun karşısında görecekleri zarar hesap ettikleri için zaten o noktaya taşımazlar. Ha bu ihtimal hiç yok mudur? Tabii ki vardır. Bu ihtimal vardır ve her iki devlette zaten uluslararası ilişkilerin temelinde bu vardır. Buna güvenlik ikilemi denir. Her iki devlette en kötüsünü hazırlanır. Yani diğer devletin size saldırabileceğini, efendim, günün birinde top, top yüküm bir savaş çıkabileceğini hesap edersiniz ne tür silahlar ediniyorsa ona karşı caydırıcı silahlar edinirsiniz. Mesela Erdoğan Bey bahsetti. Yunanistan şimdi Türkiye silahları, Türkiye'nin ürettiği silahlar karşısında çaresiz kaldı. Bir takım silahlarını bu silahlara karşı silahlandırıyor. Ama biz de Akıncı'dan atılabilecek hava hava füzeleri geliştiriyoruz. Bu hava hava füzeleriyle onların hem bu uçaklarını hem helikopterlerini vurabilecek kabiliyete sahip olacağız. 1-2 yıl içerisinde. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bir yarış. Yani o açıdan şimdi meseleleri konuşuyorken katmanlı konuşmak lazım. Seyircimiz çünkü yanlış anlayabiliyor. Yani öyle bir durumda tabii ki Erdoğan Bey bahsetti. Tabii ki Yunanistan Türkiye'ye zarar verecektir. Tabii ki gelecektir. Uçakları belli bölgelere ulaşacaktır. Ama bu bir seferlik değil. Kendisi de söylüyor. Yani bir sorti, iki sorti, üç gün, beş gün ne kadar sürdürebilecektir bunları? Ve Türkiye'nin geçmişe nazaran çok daha güçlü bir hava savunma sistemi var. Bakın iki filo S-400'den bahsettim. Bu en üst katmandaki olan hava savunma sistemi. Sayın Ağar, size İkisini de geleceğim. İzmir'e ve yani Ege'ye yaklaştırdığın zaman 400 kilometre radarı var. Bütün Yunanistan'ı ve 250 kilometreye kadar da uzakta önleme yapabiliyor. 250 kilometre. Yani 250 kilometre İzmir'den koyduğunuz zaman zaten Atina'yı falan geçiyor. En uzun mesafeyi demin bahsetti. Bu konuda eğer. da bir şey itirazım var efendim. Buyurun. bir, bir yanlış bilgi e, aktarılmasın. Ben bunu devamlı surette söylüyorum. S400'ün bu efenin mesafeleri tamamen yüksekten gelen içindir. Alçaktan gelen için bu mesafeleri yoktur. Ancak oturturduğu yere bağlı olarak mesafesi vardır. Bu da yeryüzünün yuvarlaklığından kaynaklanır. Yani efendim 2000 metrede oturursa S400'ün mevzisi 2000 metredeyse denize doğruysa efendim 150 kilometreden anca görür. E 3000 metredeysen 180 metrede kilometreden görür. Yani öyle 600 kilometreden görüp de efendim 400 kilometre. Yani hele 1000 metrede oturtursanız ondan sonra e, o varsa tabii ki bir de bakın e, savunmaya koyduğunuz e, S400'ün efendim kullanım yeri çok önemlidir. Daha önemlidir. Daha. Dağın yüksekliği önemlidir. Daha onun açıklığı önemlidir. Bunlar, yani Türkiye'de müsaadenizle bu konu... Efendim, evet. bunların hepsine katılıyorum. Bunların hepsi teknik bilgiler. Tabii ki ordumuzda bunları Onu hesap söylüyorum. ediyordur. Yani öyle, Bunlara göre... Bir, yok, ülke insanımıza da hayali bir hayali bir fikir verdik F400'lerle ilgili Yok, Niye hayal olsun? ya bunların Türkiye'nin Türkiye elinde orta hayır, ve e, düşük irtifa hava savunma sistemleri de var o boşlukları da onlarla kapatacak. sizin bahsettiğiniz teknik özellikleri benim, ordumuz bunu, bildiği için buna benim, göre planlarını ben, ben, yapıyordur tabii ki de yani Orada çıkacak Hayır, boşlukları da Eray Bey'in bahsettiği yani, gibi Sayın Karakuş'un lütfen edelim. bir müsaade Orta edelim. edelim. Orta sistemleri tamam. bunları dolduracaktır. Ee, yani katmanlıdır zaten. Bir müsaade edelim. O Ama ben sayın de bakmıyorum Sayın, sayın Ayosu. Karakuş. Bizi lütfen burada bir müsaade edelim. Anlatmaya, çalıştığımız şey. Ondan sonra cevaplayan benim. Bizim yanlış tamamen, diyorum. Tamam, tamam Sayın Karakuş. Yüksek irtifaya uygundur diyor. Tamam, tamam S-400'ün nereye İtaadeler konulması de. gerektiği önemlidir dediniz. Arkadaşım. Bir Sayın Bayraklı cevap versin, Sayın Güçler versin, Sayın Ağar da istiyor. Bir diğer konuklarımıza müsaade edelim cevap versinler ardından size dönerim. Ama ben bağlıyım müsaade ederseniz bağlıyım. Bir cümle ama Sayın benim, Karakuş benim lütfen. Söylemek istediğim ama, ama bakın şimdi Sayın Göksu halkımızı yanıltma hakkımız yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? O S-400'ün yüksek irtifadan gelen balistik füzeye karşı efendim, radarının görüşü 600 kilometre. Ben bunu daha evvel de söyledim ama pek dinlenmedi. Estağfurullah. Sayın Bayraktar diyor ki Türk Silahlı hesapesi, Kuvvetleri zaten uygun yeri uygun görmüşlerdir diyor. Bir, bir kendisini de dinleyeyim ben karşı görüş olarak ne söylüyor. Bir hayır müsaade edin. bir dakikanızı istirham edeyim. Buyurun. Ama bakın yanlışlığı düzelteyim ondan sonra söylesin. Tamam düzeltin ya. Alçak yanlışını. gelen yeryüzünün bak yeryüzüne bağlı olduğundan diyorum. Bu mesafe kısalır 80 kilometreye 100 kilometreye iner diyorum. Bunu halkımıza söylüyorum ben. Başka kimseye söylemiyor. Tamam doğru yere konulması gerektiğini söylediniz. Buyurun Sayın Bayraklı. Ya, tabii ki bu böyle teknik özellikleri var tabii yani. Bir tek hava savunma sistemiyle bütün her şeyi sağlayabilirsiniz diye bir şey yok. O yüzden S-400 alıyorsunuz. O yüzden Hisar A, Hisar O, siperi geliştiriyorsunuz. Yani bütün devletler zaten böyle katmanlı hava hatta daha e, al alçak ittifada hava savunma yapan bölgesel e, efendim sistemleriniz mevcut. Mesela Rusya, Ukrayna'da şu anda iki tarafında savaşacakları olabildiğince aşağıdan uçuyorlar. Yani görüntüler var. Neredeyse ağaçlara tehdit gidecek seviyede. Neden? Bu radar meselesinden dolayı. Ama bütün bunları zaten nasıl ki Erdoğan Bey biliyorsa, emekli bir general olarak e, ordumuz da biliyor buna göre hesap kitap yapıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında biz. Evet Yunanistan elinde bu imkanlar. Bunun karşısında da Türkiye gerekli önlemleri alıyor. Bize satılmak istemeyen silah sistemlerini de ülkemizde geliştiriyoruz. Biz mu dedik Sayın Bayraklı? Efendim? Yani bakın nasıl konuşuyorsunuz ya? Ne kadar üzücü konuşuyorsunuz. Ne dedim ben almıyor ben? mu diyorum. Ama ben sadece teknik olarak diyorsunuz ki 600 kilometrede görüyor, 400 kilometrede vuruyor diyorsunuz. Ben Halk öyle Halka böyle söylüyorsunuz. Hayır ben öyle demedim. Bu, 4... diyorum, bu diyorum yüksekten gelenlere bağlı. Hava kuvvetleri bilmiyor mu tabii ki nereye koyacağını? Hayır, Bunu söylemiyorum. Ben öyle Ama demedim. diyorum ki bu S400'lerin yuvarlaklığına bağlı olarak dünyanın 80 kilometreye 60 kilometreye kadar kısıtlanabilir gücü diyorum. Ona göre düşünün diyorum. Tamam ben öyle demedim. 400 kilometre Elbette ki dedim, hava kuvveti da ona göre km, 250 kilometre dedim. Bu savaş uçağı dedim. Balistik füze demedim. Balistik füzeye karşı bu sistemlerin yok, tam manasıyla... Ben s ile ilgili konuşuyorum. Evet aynısını ben de söylüyorum. Bunların balistik yani füzelere karşı tam manasıyla çalıştığına dair tam bir elimizde bir veri yok. Benim okuduğum kadarıyla. Savaş uçaklarına karşı... O, o ayrı mesele. Yani e, tamam. genel, genel olarak Hayır söylüyorum tamam ben. 400 kilometre radar menzili var diyorum. 250'ye kadar en, e, önleme yapıyor diyorum. İdeal koşullarda tabii ki bütün bunlar ayrıntılı hesapları biz asker değiliz günün sonunda. Evet, hava kuvvetleri komutanlığı ilgili birimler bunların planlamasını yapacaktır. Boşluklar varsa onlarla ilgili hesaplar, kitaplar yapılacaktır. Ee, yani dolayısıyla bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey siz e, karşı tarafın imkanları dahilinde teorik olarak ulaşabileceği şeyleri anlatıyorsunuz ama seyircilerimiz bunu sanki Yunanistan ama bütün bunları dayın, gerçekleştirebilir. Dayın dayın Elinde ki imkan vardır. Şimdi Suriye koyduk mu Yunanistanın İsrail, içine kadar ne kadar verdiniz, önleme yapılır zannediyorsunuz? Efendim? Yanlış biliniyor diyorum. Yani siz diyor derseniz ki bana Yunanistanın içine kadar S400 efendim önleme yapar derseniz, o zaman ben tabii ki haklı olarak böyle olmadığını, dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle alçaktan gelen uçağı veya füzeyi görme ihtimalinin ancak bulunduğu yerin yüksekliğine bağlı olarak söylüyorum. Ya, Türkiye'de ne Yunanistan söylüyorum. Yunanistan'a Yunanistan karşı işte 300 kilometre 400 kilometreden vurma ihtimali yok diyorum. Evet, Müsaade ederseniz. E, Siz de yine... Sayın Ağar söz hakkı istiyor. Tamam. E, bu... Yani şöyle e, şu noktadayız bunun adını koyalım. Yani Türkiye Yunanistan'a karşı bir siyasi karar alıp topyekun harp ilan etmiş değil. Bunun üzerinden analiz yapmamamız lazım. Bu insanlarımızı yanıltır. Şu anki durum ya? Üzerinden. Topyekün harp zaten kalkıp da ya Sayın Eray, Topyekün harp zaten herhangi bir şekilde söylenir mi ya? Siz hat konuşuna geçersiniz gizli vaziyette. Ondan sonra eğer varsa bir gerginliğin sonucunda savaş çıkacağını zannediyorsanız. Yani, olası durumları konuşuyoruz. Olası durumları sayın konuşuyoruz. Bakın, sayın Güçler, bir müsaade, bir edin. müsaade edelim bir cevaplasın. Hani şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Burada evet, burada şu anki pozisyon itibariyle e, gayet de detaylı şekilde tartışıldı. Tutup da bu haldeyken yani şu anlaşılmasın. Yani sanki Yunanistan bütün hava üstünlüğünü ele geçirmiş. Türkiye'ye karşı havada e, bir üstünlük sağlamış diye bir şey yok. Onu söyleyelim. Tabii ki e, bunlar hesaplanıyordur ama sonuçta şu an için bütün bu konuştuklarımızı ödeyeceği bedeli, Yunanistan risk göze alabilir mi alamaz mı sorusu. Bunu alamayacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, Allah korusun yani bir olası çatışmanın daha sonra çok daha büyük çatışmalara evrilme ihtimali durumunda e, bu Yunanistan'ın da kontrolünden çıkar arkadaki büyük devletlerin de kontrolü. Bu sefer sadece e, öyle şeyler olur ki ben çok fazla bunu telaffuz dahi etmek istemiyorum ama öyle şeyler olur ki e, bu Ege ve doğu batı Akdeniz bölgesinde jeopolitik dengeler değişir ve kalıcı olarak değişir. Bakın bu çok net. Ee, şu şunu yaparız, bunu yaparız da girmeyelim artık. Yani ama neticede kara harekatını da yapabilir Türkiye, amfibi yapabilir, uçar birlik yapabilir, hava indirme yapabilir, özel kuvvet harekatı yapabilir. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan'ın elinde olmayan o kadar çok gücü ve yeteneği var ki. Yani dolayısıyla burada bu kadar güç ve yeteneğe karşı ne Yunanistan'ın arkasındaki güçlerle birlikte dayanabilme şansı var? Ne de Yunanistan'ın buna karşı koyabilme şansı var efendim. Bakın bu çok net. Yani bu nispi muharebe ya da nispi güç mukayesesini çok yönlü olarak yaptığınızda sadece hava kuvvetleri üzerinden değil, yani ulaşılacak sonuçlar kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan'ın arkasındaki güçlere rağmen çok büyük bir bedel ödeyeceği şeklinde günün sonucunda tezahür edecektir. Bunu bir askeri uzman olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani tutup da burada işte şöyle çatışma olursa bu ayrıntıya falan girmeye gerek yok. İkincisi bu muharebelerin ya da olası bir çatışmanın süresi uzadıkça Yunanistan ciddi lojistik sıkıntılara girecektir. Çünkü kendisi üretmiyor ama biz kendimiz üretiyoruz. Yani dolayısıyla lojistik Hani şöyle bir laf vardır. Amatörler taktik, profesyoneller lojistik düşünür diye. Lojistik bu işin çok önemli bir bekası ve bekasını sağlayan unsur ve biz bu anlamda çok güçlü bir lojistik imkan kabiliyetine, kapasiteye sahibiz. Çünkü kendimiz üretiyoruz. Yani bağımlı da değiliz. Ve şu an bu haliyle bile hem denizde hem havada ki ara kademe olabilecek şekilde dediğim gibi taarruzi sihalar ve ihaları da düşündüğümüzde yani 45 uçak vesaire ama e ne olur üretiyoruz yani biz. O hele öyle bir kriz durumunda bu üretim belki 10 katına çıkar. Hangi biriyle baş edecekler? Edemezler. Yani dolayısıyla çok net bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç unsurlarıyla Yunanistan'ın şu anki pozisyonunda mücadele edebilmesi mümkün değil. Ben bunu mutlaka bunların hesapladıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada ee, çok şey kaybedeceğini bildikleri için ve bu anlamda da başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere net bir irade ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olarak da net bir hazırlık ve kararlılık ortaya konulduğu için e, bu sürecin bir çatışmaya özellikle e, daha büyük çatışmalara evrilebilecek bir çatışmaya dönme ihtimalini bu caydırıcılık Türkiye'nin bu caydırıcılık gücü sayesinde mümkün olamayacağını düşünüyorum. Onu da ifade ediyorum. Yani buyru, da Sayın Ağar'la devam edin. Sayın Ar Hadi. Sayın güçler sizi yerinizi alın. Sayın Ar Bak, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye bir şeyi, bir haritayı oldu bittiyle kabul ettirmeye çalıştılar. Türkiye donanmasını çıkardı, araştırma gemilerini çıkardı. Ciddi bir gerginlik de oldu. Hatta bunun üstüne Türkiye çıktı Libya'da. Değil mi? Libya'daki hükümete, meşhur hükümete destek verdi, yapılamaz denilen şeyi yaptı. Efendim düşmek üzereyken Trablus hükümetini kurtardı ve Libya ile bir anlaşma yaptı. Yunanistan bütün bunlar olurken ne yaptı? Sadece izledi. Şikayetlendi. Efendime söyleyeyim e, Libya ile ilgili değil mi dışlandı süreçten uzunca bir süre boyunca. Dolayısıyla bakın Türkiye'nin yani sadece yakın coğrafyasında değil uzak coğrafyasında da çıkarlarını koruyacak e, ve bunun için de e, gerekli önlemleri, adımları somut olarak atacak e, askeri gücü, ekonomik gücü, siyasi gücü var, diplomatik gücü var. Yani Yunanistan bütün bunları ancak izledi. Dolayısıyla e, bu açıdan Türkiye'yi değerlendirmek lazım. Yunanistan meselesini konuşuyorken, burada Yunanistan aynı provokasyonla, aynı Türkiye'yi sıkıştırarak Ege'de bir takım kazanımlar elde edebilir miyim? Peşinde koştuğu şey bu. Arkasındaki güçler de bunun üzerinden Türkiye'yi sıkıştırabilir miyim? Türkiye'yi oyalayabilir miyim? Ee, Yunanistan'ı sürekli bir baskın unsuru olarak Türkiye üzerine kullanabilir miyim? Asas, esasında mesela bu. Yani bence bu. Şöyle özetlemek mümkün mü? Katkı olsun diye soruyorum. Ağır kusura bakma Abdullah. Ee, yani aslında e, Yunanistan'ın Türkiye ile olan bu gerginlik politikalarındaki e, politik ve siyasi amaçları askeri amaçlarının önünde geliyor gibi geliyor bana. Tabi, tabi. Bir, bir şey daha son özür dilerim de belirtmek istiyorum. Şimdi bu meseleleri e, konuşuyoruz. Yani bunları konuşuyorken çok dikkatli konuşmamız lazım. Çünkü neden? Ee, halkın psikolojisi çok önemli. Yani Türk halkının psikolojisi. Çünkü savaşın e, psikolojik harekat kısmı da var. Dolayısıyla bütün bunları konuşuyorken bunlar ülkemizde nasıl algılanacak? Milletimiz bütün bunları, bu konuşulanları nasıl algılanacak? Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ee, dolayısıyla e, halkımızı yıldıracak, Efendime söyleyeyim, e, şeye düşürecek, e, ne diyelim, nasıl söyleyelim? E, yılgınlığa düşürecek. Biz Yunanistan karşısında işte mi kaldık gibi böyle bir fikri, böyle bir düşünceyi, duyguyu halkımıza vermememiz lazım. E, ha eksiklerimiz varsa onu konuşalım. Tamamlamamız gereken şeyler varsa bunu konuşalım. Ama bir ince çizgi var bence ona çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ben görüyorum sosyal medyada da çok ciddi tepki geliyor. Yani bir biz her şeyi burada konuşuyoruz ama yani ben Yunan televizyonlarında böyle her şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Yani Yunan televizyonlarında çıkıp da Türkler gelir orayı vurur, burayı vurur diye konuştuklarını düşünmüyorum açıkçası. Aksine onlar çıkıp biz orayı vururuz, burayı vururuz gibi konuşuyorlar. Yapamay yapamay yapamayacaklarını, birçoğunu yapamayacakları halde, yaparlarsa çok ciddi bedel ödeyeceklerini bildikleri halde ne yapmaya çalışıyorlar? kendi halklarına cesaret vermeye çalışıyorlar bir taraftan da baktığınız zaman. Dolayısıyla yani biz de bu konuları konuşurken çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.